Buraya HES ve kum çimento fabrikalarının kurulması gibi bir durum Aslında var. Bize buralar açıklar süt alanı yani ona göre şey değil mi yani? Evet, hoş geldiniz. Bu bulunduğumuz bölge Kaya Arası Kalyon'un üst kısmında bir mıntıka. Buradan yukarısı kısımlar tamamen yayla ve mera hükmünde. Buradan aşağı kısımda sit alanının içerisine giren Kaya Arası Kalyon'un içerisinde kalan bir bölge. Daha önceki dönemlerde Meta'dan kiralama üzerine 49 yılında kiralanan bu bölgenin üzerinde bir HES tesisi, bir de malzeme ocağı, kırma, eleme, yıkama ve hazır beton tesisi kurulmak üzere çevre etütü yapılıyor. Çevresel etki değerlendirmesi yapılıyor. Biz bu bölgede bunun olamayacağını yüksek sesle ilgililere duyuruyoruz. Biz Arapkir'de Kaya Arası Kalyon'u tamamen doğal yaşamın, vahşi yaşamın bulunduğu endemik hayvan türlerinin, endemik bitki türlerinin çokça bulunduğu bölgenin en zengin doğal yaşam deposu. Aynı zamanda bu bölgede sit alanı ile ilgili bir çıkmaz var. Bunların üst üste koyulduğu zaman bu bölgeyi ne kadar katledeceği konusunda muhtarlarımızla birlikte ortak bir şey düzenledik. Basın açıklaması yapmaya karar verdik. Sizlere teşekkür ediyorum. Burada 5 mahallemin ilgili 5 mahallemin muhtarı var. Zorhap Mahallesi, Göz Mahallesi, Seksu Mahallesi, Osmanpaşa Mahallesi. Bunların sınırında kalan mahalleler. Aynı zamanda bu mahalleleri yakından etkileyecek bir projenin yani malzeme ocağı, kırma, eleme, yıkama ve hazır beton tesisi adı altında HES projesi gerekçe gösterilerek burada kurulmak istenen projenin kesinlikle bu bölgenin bütün doğasını etkileyeceği, patlatmalardan etkileneceği, yeraltı kaynaklarını etkileyeceği, doğal yaşamı etkileyeceği, buradaki tümden cazibeyi yok edeceği açıktır. İlgililere bunun olmayacağını biz buradan ifade ediyoruz. Kesinlikle Kaya Arası Kalyonlu turizme kazandırma ve çevresel etkenlerle ilintili olarak da korumak istiyoruz. Bu bölgede elimle gösterirsem karşımızda şu anda elimizdeki yazıya göre Geyikpınarı ilçesi, Geyikpınarı Tepesi diye görünen yer karşımızdaki yer. Oradan Güney Salı'ndan aşağı doğru uzanan bölge Uzunsay dediğimiz bu tepenin Bu arkası arka tarafı. tamamen sit bölgesidir burası. Ve dağ keçilerinin ve her türlü hayvanın burada serbest bir şekilde yaşadığı, otlandığı, hayatlarını devam ettirdiği herkes tarafından biliniyor. Biz bu yaşamı tehdit edecek hiçbir şeyi ilçemize sokmayacağız, kararlıyız. Peki evet, başkanım şu an ihalesi yapıldı mı? Yapılmadan önce neden peki itiraz edilmedi de şu an iş bittikten sonra 49 yılına ihaleye verilmiş? 49 yıllığına Meta'dan bu bölgeler kiralanabilir. Fakat bu kiralamayla bu çevresel etütler farklı bir şey. Çevresel etki değerlendirmesi süreci başladı. Çevresel etki değerlendirme süreci içerisinde herkesin söz söyleme hakkı var. Verilmiş bir ruhsat yoktur. Bu ruhsatı verselerdi iptal ettireceğiz. Bu konuda da kararlıyız. Çünkü biz bu bölgede bu işin olamayacağını yüksek sesle söylüyoruz. Şimdi HES projesi farklı bir şey. Buradaki kum ve beton tesisiyle ilgili istek farklı bir şey. Kum ve betonla ilgili kompresör işletmesi tamamen bu bölgenin doğasının yok olması demek. Her şeyinin değişmesi demek. Dolayısıyla bizim bunu kabullenmemiz mümkün değil. HES ile ilgili de kurullardan geçecek raporlara bakacağız. Cazibesiyle bir boru sistemiyle aşağı doğru taşıyacaklarını söylüyorlar. Bunun da projesi incelenecektir. Ama bunu gerekçe göstererek yine biz bu tesis yapmak için kuma, çakıla, betona ihtiyacımız var diyeceklerdir. Kesinlikle biz bu bölgede bunun önünü açarak yok olacak bir şeyi ilçemize sokmayacağız. Muhtarlarımızla birlikte bu kararı almışız. Mülkiye olarak da Kaymakam Bey'in de bilgisi dahilinde bu işleri yapıyoruz. Ve Sayın Valimize de, Çevre İl Müdürümüze de, bölge çalışmaya da hepsine de bu konuda ilgili dilekçelerimizi göndereceğiz. Bu açıklamamızı yeterli kabul ediyoruz. İlginize teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, halkın Efendim. Temsilcisisiniz biliyoruz. Halkı da yanınızda almayı düşünüyor musunuz? Geniş bir halk kamuoyu oluşturmayı düşünüyor musunuz? Yani onları bilgilendirerek bu konuda özellikle doğal yaşamın yeteceği konusunda bilgilendirerek yanınıza alıp toplu bir eylem yapmayı da düşünüyor musunuz ileride?
Eğer bu konuda kararlılık gösterirlerse ve bu işte ısrarcı olurlarsa, işin ucu nereye giderse gitsin biz halkımızla beraber bu işin olmaması için uğraşacağız. Kararlılıkla üstüne gideceğiz. Bunu bilsinler. Teşekkür ederiz.